Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı akşamlar efendim. Öncelikle hepinizin mübarek kandilini tebrik ediyorum. Maddi ve manevi hayırlara vesile olmasını diliyorum yüce Mevla'dan. Böyle bir mübarek geceye bu sohbetimizin tevafuk etmesi de Ayrıca benim için anlamlı ve sevindirici oldu. Umarım sizin için de öyle olur. El alacağım konunun uzunluğu ve sizi yorma kaygımdan hareketle. Müsaadenizle hemen mevzuya girmek istiyorum. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftaki sohbetimizde İslami ilimlerin teşekkülünde tefsir ve hadisin en erken teşekkül eden iki ilim dalı olmasına rağmen daha sonra teşekkül eden fıkıh, kelam ve tasavvufa göre geri planda kalmasının hatta etkisiz bir planda kalmasının nedenleri üzerinde durmuştum ve daha sonra hadis ilmini bir anlamda tüm İslami ilimlerin merkezinde konumlandırarak ve diğer bir ifadeyle ulumu İslamiye'yi hadis şemsiyesi altında tevhid etmeyi hedefleyen İmam Buhari Rahimahullah'ın projesinden söz etmiştim. Bu konunun ehemmiyetine binaen bugün kısmet olursa hem o kaldığım yerden İmam Buhari Rahimahullah'ın projesinden ve hem de güncel olarak bugün günümüzde neler yapabileceğimizden, neler yapılması gerektiğinden de söz ederek bu akşam başarabilir inşallah size arz etmeyi, size sunabilmeye muvaffak olabilirsem önümüzdeki sohbetten itibaren bu projenin mahiyetinden doğrudan hadis ilmi ve hadisin problemlerinden söz etmeye başlamayı düşünüyorum. Şimdi her zaman yaptığımız gibi müsaadenizle tahtamıza ve başlığımızı koyarak devam etmek istiyorum. İslami ilimler ve hadis başlığımızın bugünkü alt başlığı usul. İslami ilimler ve hadis konusunu bugün usul çerçevesinde usul metodoloji çerçevesinde ele almayı düşünüyorum ve Usul ve metodoloji konusunda birazdan detaylı bir biçimde ele almaya çalışacağım üzere epistemoloji genel başlığı altında değerlendirmeye çalışacağım. Değerli izleyenler, konuyu bu şekilde ele almamın sebebi ilim söz konusu olduğunda usul kaçınılmazdır metodoloji zorunludur. Ve eğer bir ilim dalı hayata dokunuyorsa, yaşama ilişkin teklifleri var ve yaşamın içinde yer almak istiyorsa o zaman epistemoloji ile doğrudan ilişkilendirilmesi gerekir. Bu itibarla müsaadenizle İslami ilimler geleneğindeki o İslami ilimlerin ortaya çıktığı, teşekkül ettiği, olgunlaştığı, geliştiği ve her birinin kendine özgü metodolojilerini, usullerini geliştirdikleri sürece hızlıca bir göz atmak istiyorum. Bu konuda Muhammed Abid el-Cabiri'nin, Allah rahmet eylesin, yaklaşımını da ödünç alarak bir özette bulunmak durumundayım. Çünkü Konu epistemoloji olduğunda şu sözcükten söz ettiğimizde bu aslında bilimlerin ya da ortaya çıkan ilimlerin arkasında duran akla tekabül eder. Bu bir akıldır. İlmi teşekkül ettiren, onu olgunlaştıran ve sonra da bir bilgi olarak o alanda bilginin üremesine, üretilmesine neden olan arka plan olarak epistemoloji bir akıldır. Cabiri bize Rahimahullah İslam geleneğinde üç önemli epistemolojinin ortaya çıktığından söz eder. Bu üç epistemoloji üzerinde detaylı bir şekilde durmayacağım. Bunları inşallah lisansüstü rehberlik derslerimde Ayrıca çok detaylı bir biçimde inşallah hem de dersler olarak işlemeyi düşünüyorum. Burada sadece konuma bir mukaddime yapmak, geçen derste ele almış olduğumuz e, konunun bu haftaki konusunun daha iyi anlaşılmasını sağlaması bakımından bir mukaddime yapmaya çalışacağım sadece. Cabiri der ki, İslam ilimler geleneğinin ilk dört asırda Teşekkülünün arkasında üç akıl, üç epistemoloji vardır. Birincisi beyani epistemolojidir. Diğeri irfani epistemolojidir. Son olarak da burhani epistemoloji olmak üzere üç epistemoloji ortaya çıkmıştır. Değerli izleyenler bu üç epistemolojinin üçünün de ortaya çıkışı ilk dört asırdır. İlk dört asırda hem İslami ilimler teşekkül etti hem de bu İslami ilimleri teşekkül eden epistemolojiler ortaya çıktı. Peki bu üç epistemolojiyi birbirinden ayırt eden ana özellik, ana fasıl nedir diye soracak olursak hemen altlarına farklı renklerle yazmama müsaade edin lütfen. Beyani epistemoloji kendisini dil üzerine temellendirir. Beyan epistemoloji dediğimiz zaman bu epistemolojinin ana zemini dildir. İrfani epistemoloji dediğimiz zaman bunun ana zemini kalp, diğer bir ifadeyle keşiftir. Manevi keşif, kalptir. Burhani epistemoloji dediğimiz zaman bunun zemini de akıldır. Görüldüğü üzere bu üç epistemoloji ilk dört asırda ortaya çıkan tüm İslami ilimlerin arkasında duran üç farklı akıldan oluşmaktadır. Bu üç farklı aklın biri dil üzerine beyan epistemoloji, diğeri irfani epistemoloji, kalp üzerine, burhan da akıl üzerine kendisini temellendirir. Değerli izleyenler, bu üç epistemolojiyi daha farklı yönleriyle sizlere arz edebilmek, konunun daha anlaşılır olması bakımından çok küçük bir tafsilata girmeme izin verin lütfen. İrfani epistemoloji genele, geleneğimizde Şia'nın Şia'nın ve mutasavvıfların epistemolojisi olmuştur. Şia ve mutasavvıflar irfani epistemolojiyi kullanırlar ve kalp ve keşif üzerine bu epistemolojiyi inşa ederler ki birazdan epistemoloji ile neyi kastettiğimi daha ayrıntılı bir biçimde el almaya çalışacağım. Burhani epistemolojiyi filozofların kullandığını tespit ettiğimizde beyani epistemolojiyi kimlerin kullandığını tahmin etmek zor değil. İslam ilimler geleneğinden filozofları bir kenara çıkarırsak, mutasavvıfları ve şiayı da bir kenara koyarsak geriye kalan sünni gayri sünni ister el sünnet ekolünden isterse gayri sünni el sünnet olmayan Ekol olsun, fark etmez. Hangisi olursa olsun, bunların tamamı beyan epistemolojiyi kullanır. Ve aklınıza gelen ne kadar ilim varsa, geçen haftadan beri ve hatta daha önce İslam ilimlerde anlam sorunundan bahsederken üzerinde durduğum gibi, ne kadar aklınıza gelen ilim dalları varsa, beyan epistemolojide Sünni, gayri Sünni, hepsi beyandır, beyan epistemolojiye dayanır. Sufi geleninki irfana, Felsefe geleneğimizde burhana dayanır. Peki efendim, o zaman asıl soruyu soralım ve onun cevabını bulmaya çalışalım. Epistemoloji nedir o zaman? Neden söz ediyoruz ve epistemoloji bize bugün ele aldığımız konular konusunda tam olarak ne söyleyecek? Bu mukaddimeyi neden yapıyorum? Onun üzerinde durmaya çalışacağım. Değerli izleyenler epistemolojinin 3 zorunlu özelliğini ifade ederek e, bu üç önemli unsur e, sevgili izleyenler epistemolojinin aynı zamanda ne olduğunu da bize bildirecek. Bir, birincisi epistemoloji bilgi üretir. epistemoloji bilgi üretir. 2. Epistemoloji üretilen bu bilgi üzerinden tanrı insan ve varlık varlık hakkında bir tasavvur oluşturur. Bir tasavvur bir tasavvur oluşturur. Evet. 3 Oluşan bu tasavvur, Tanrı, insan ve varlık hakkında oluşan bu tasavvur bir yaşama bir yaşama, bir dünya görüşüne dönüşür. Yani bir medeniyete dönüşür. Felsefi tabiriyle bir Weltanschauung haline gelir ve üç unsur epistemolojiyi meydana getirir. O halde epistemoloji kendisiyle bilgi ürettiğimiz, üretilen bu bilgiden tanrı, insan ve varlık hakkında tasavvur oluşturduğumuz, oluşan bu tasavvurdan hareketle bir yaşam, bir dünya görüşü elde ederek bir medeniyet kurduğumuz ve bu medeniyetin kurulmasının arkasında duran akla epistemoloji diyoruz. Bu anlamda İslam geleneğinin ve İslam medeniyetinin arkında arkasında bu üç büyük önemli aklın bulunduğunu, beyani akıl, irfani akıl, burhani akıl olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu üç aklın her biri kendine göre bilgi üretecek, tanrı insan varlık hakkında tasavvur üretecek ve bunu yaşama bir dünya görüşüne dönüştürecek. Bunların her birinin kendine özgü farklılıkları var. Şimdi buradan şuraya gelmek istiyorum hızlıca. Geleneğimizde ilk dört asırda ortaya çıkan bu üç aklın oluşturmuş olduğu dünya görüşü ve ortaya çıkan ilimler daha sonra beşinci asırdan bugün bizi de içine almak üzere belki son bir iki asırlık çabadan birazdan sonra bahsedeceğim bizi de içine almak üzere bu akıllar yani üç akıl epistemoloji varlığını egemenliğini en canlı biçimde sürdürmektedir ve bizim de aklımızı bu üç farklı akıl oluşturmaktadır. Derslerde de öğrencilerim için tahtaya çizdiğim şu basit resmi hoş görün lütfen. Bu bugünün Müslümanı biziz yani. Bu Müslümanın aklı üçe bölünmüş durumdadır. Birinci kısımda beyani aklımız var, irfani aklımız var, burhani aklımız var. Zihinlerimiz de bölünük. Zihinlerimizin de tevhide ihtiyacı var. İslami ilimler parçalı olduğu gibi İslami ilimleri üreten akılların Müslüman aklını oluşturan ana karakteri yapısı da bölünüktür. Demek ki değerli izleyenler İmam Buhari'nin projesinde işaret etmeye çalıştığım gibi sadece İslami ilimlerde bir tevhide değil, akledişimizde de bir tevhide ihtiyacımız var. Birbirlerinden ana zeminleri itibariyle ayrılmış üç akılla mevcut halimizin pek iç acıcı olmadığının altını çizmek istiyorum bu hayır mübarek günde. Ama biz bunu tevhid edebilirsek, bunu başarabilirsek buradan çok harika bir şeyin çıkabileceğini e, en azından büyük bir umutla ümit ettiğimi ifade etmek istiyorum. Şimdi bütün bu mukaddime de arz etmeye çalıştığım hususun daha net görülmesini sağlayacak şekilde bir detaya daha temas etmem için yine sizin hoşgörünüzü bekliyorum efendim. İki farklı medeniyetin karşılaştırmasını yapmak istiyorum. Bir, A batı medeniyeti batı medeniyetinde ilimlerin teşekkülü ve epistemoloji üzerinde duracağım. B İslam medeniyeti Batı medeniyeti bilindiği üzere kendisini Antik Yunan'la temellendirir. Antik Yunan. Yani ilk çağ. Antik Yunan ilk çağ Batı medeniyetinin başlangıcıdır. Ve dolayısıyla antik çağ ilk çağın kendine göre bir epistemolojisi söz konusudur. İlk çağdan sonra gelen diğer çağ, orta çağ. Orta çağ. Bu epistemolojik olarak Antik Yunan'dan, ilk çağdan tam anlamıyla bir kopuştur. İlk çağın epistemolojisinden orta çağda skolastizm olarak tam anlamıyla ciddi bir kopuş söz konusudur ve antik çağın felsefi birikiminin Orta Çağ'da bir Hristiyanlaşma sürecinin bir Hristiyanlığın yorumuna dönüşüşü tıpkı bizde Burhan'da antik Yunan felsefesinin Müslümanca yorumlanmasına dönüşmesi gibi bir süreçten söz edebiliriz. Orta Çağdır. Bir epistemolojik kopuştur. Orta Çağ'dan skolastizmden Yeni Çağ ile başlayan süreç Batı medeniyetinde yine bir epistemolojik kopuştur. Tamamen skolastizmin reddine ve skolastizmin dünya görüşüne epistemolojik olarak, e, epistemolojik manada bir e, karşı çıkıştır yeni çağ. Yeni çağdan sonra modernizm, modern dönemler, yine bir epistemolojik kopuş ve bir epistemolojik değişimdir. Keza postmodern dediğimiz bugünler ve postmodern sonrası yavaş yavaş konuşulmaya başlıyor. Bu süreçlerin epistemolojik olarak e, değişiminin de Hızlandığından söz edebiliriz. Dolayısıyla Batı medeniyetinin bugüne gelişinde antik çağdan başlamak suretiyle görüldüğü üzere şemada beş önemli tarihi devrelerde epistemolojik kopuşların yaşandığını ve bu epistemolojik kopuşların tarihi anlamda hem bilginin üretilmesi hem bilgiye bağlı tasavvurun oluşması hem de bu tasavvurun bir medeniyet ve dünya görüşüne dönüşmesini sağlayacak biçimde radikal kopuşlar olduğunun altını çizmek istiyorum. Şimdi bu neden önemlidir değerli izleyenler? Şu manada çok önemli. İslam medeniyetine gelelim. Asr-ı Saadet'le başlar bizim geleneğimiz. Asr-ı Saadet'le başlar. Hazreti Peygamber'in mirası üzerine temellenir. Ondan sonra dikkat buyurunuz. Raşit Halifeler dönemi. Raşit Halifeler. Emeviler. Abbasiler. Aradaki küçük şeyleri atlıyorum. Selçuklular. Osmanlılar. Türkiye Cumhuriyeti ve dağılmış Arabistan şu bu vesaire bu da bizim medeniyetimizin tarihsel taksimidir. Ve bu taksimin değerli izleyenler bu taksimin asr-ı saadetten sonra başlayan şu sürecin tamamında bunun siyasi bir taksim olduğunu ve epistemolojik hiçbir karşılığının bulunmadığının altını çizmek istiyorum. Bu neden önemlidir? Çünkü bizim Raşid Halifeler döneminde içine alan Emeviler ve Abbasiler döneminde yani ilk dört asırda ortaya çıkan üç epistemolojinin bundan sonraki tüm süreçlere efendim geleneğe dönüşerek kendisini efendim adeta bir bakıma dayatması kalıcı hale gelmesi ve Yeni bir epistemolojik dönüşümün söz konusu olmaması anlamına gelmektedir. Son 3 asırdan beri aşağı yukarı İslam dünyasında yüksek sesle seslendirilmeye çalışılan ana mevzuya gelmiş bulunuyorum. Oradan asıl konuma geçeceğim. Ana mevzu şu. Müslüman dünyaya yeni bir epistemoloji lazım. Yeni bir epistemoloji eğer yine Allah rahmet eylesin bu hayır mübarek günde ruhu şad olsun Muhammed Abid El Cabiri'yi rahmetle anacak olursak onun ifadesiyle geleneksel epistemolojilerden radikal bir kopuşla yeni bir epistemoloji inşası zorunludur. Şimdi yeni bir epistemolojinin inşası demek geleneğimizde ortaya çıkan beyanın beyani epistemolojinin, irfani epistemolojinin, burhani epistemolojinin inkarı ve reddi değildir. Bu üç epistemolojinin ayrı ayrı duruşunu tevhid edecek. Sonra bu tevhidden çağdaş dünyanın sorunlarına, çağdaş dünyanın sorunlarına Kur'an'ı ve İslam'ı seslendirecek. Ondan bu yeni seslenişten bilgi, tasavvur ve dünya görüşü çıkaracak yeni bir epistemoloji çıkarmak bugünkü ulemanın Müslüman akademisyenlerin boynunun borcudur. Mevcut epistemolojiyi ısrarla devam ettirmenin bugün hala beyani, irfani ve burhani epistemolojinin geçmişteki halleriyle aynen devam ettirmesinin en acı sonucu bugün Müslüman dünyanın istisnasız tüm Müslüman dünyayı kastediyorum Türkiye'yi değil tüm Müslüman dünyanın tüm ülemasının, tüm yüksek din eğitimi veren enstitülerin, fakültelerin, ana konularının, problemlerinin Emeviler ve Abbasiler dönemine ait oluşunu söylemem yeterlidir diye düşünüyorum. Bugün hala bizim fakültelerimizde konuştuğumuz ne mevzu varsa kelamında, fıkkında, tasavvufunda, hadisinde, tefsirinde hepsi Emeviler, Abbasiler dönemindeki neyse hemen hemen aşağı yukarı bugün de aynıdır. Neden oradan kopamıyoruz? Çünkü epistemoloji bizi oraya zorunlu olarak çekiyor. Epistemolojinin bizi zorunlu olarak oraya bağlamasının ardından eğer biz yeni bir epistemolojiyi ortaya koyma imkanımız söz konusu olursa işte bu benim naçizane geçen sohbetimde İmam Buhari üzerinden İmam Buhari'nin İmam Buhari'nin İslami ilimleri tevhid tevhid projesinden hareketle çıkarmaya çalıştım geleneksel epistemolojilerin tevhidinden tevhidinden söz ediyorum. Ve bu geleneksel epistemolojilerin tevhidinden yeni bir epistemolojiyi yeni bir epistemolojiyi önerisini hadis ile temellendirmek istiyorum. Yani hadis ilmini son 3 asırdık asırdır İslam dünyasının gelişmesi için zihinlerini yoran ne kadar mütefekkirimiz varsa bütün bu mütefekkirlerin ortak söyleminin merkezinde yer alan bize yeni bir epistemoloji şarttır diyen vefat edenlerin ruhları şad olsun hayatta olanlara hayırlı uzun ömür diliyorum. Hepsi yeni bir epistemoloji istiyor. Yeni bir epistemolojinin anlamı tem, tam olarak nedir? Birazdan bunun detaylarını usul üzerinden konuşacağım. Bir cümleyle tam olarak anlamı şudur. Bu epistemoloji, bu epistemoloji tüm dini ilimleri, tüm dini İslami ilimleri ilimleri anlamamızı mümkün kılacak ortak metodolojidir. Ortak usul ortak metodolojidir. Bu ne kadar mümkün bunları konuşacağız inşallah. Değerli izleyenler henüz Bugünkü sohbetimin mukaddimesini yeni tamamlamaya çalıştım. Henüz daha tam olarak tamamlanmış sayılmaz. Biraz uzun olduğu için beni hoşgörün lütfen. Demek istiyorum ki biz İslami ilimleri tevhid etmeden İslami ilimleri tevhid etmeyi mümkün kılacak yeni bir epistemolojiyi ortaya koyamadan bölünmüş akıllarımızın bölünmüş İslami ilimlerin birbirleriyle rekabetinden ortaya çıkan kavgalardan birbirimizi tefkir et, etmekten tadli ile dip sapkın görmekten kurtulma şansımız yok gibi görünmektedir. Bu itibarla bizim acilen özellikle genç akademisyenlerimizi bahusus temel İslam bilimlerinde tefsir, hadis, kelam, fıkıh, tasavvuf gibi temel bilimler üzerinde yüksek lisans ve doktora yapan genç dimalarımızı bu perspektif üzerinden yönlendirmeliyiz ki Cenab-ı Hakk'ın onlara vereceği uzun ömürler içinde inşallah parlak zekalarını, kabiliyetlerini, yeteneklerini tamamen bu perspektif üzerinden bir Müslüman dünyanın geleceğini inşa edecek, o gelecek Müslüman dünyayı üzerine kuracakları sağlam bir epistemolojik zemin oluşturmasına yeteneklerini sarf etmelerini sağlayacak bir yönlendirmede bulunmamız gerekiyor biz hocaların. Bunun için o çok söylediğim şeyi burada bir kere daha söylememe izin verin lütfen. Hazreti Peygamber'in şahsında aleyhissalatü vesselamın onun şahsında bir bütün olan İslam'ı mevcut parçalanmışlığından kurtarıp kurtarıp tevhid etmek boynumuzun borcudur. Bu Resulullah'ın da bizden istediği en önemli efendim görevidir. Eğer adına sünnet diyeceksek Resulullah'ın en önemli sünneti budur. Peki madem ki sohbetimi ve konuyu epistemolojiye, yeni bir epistemolojiye getirdim. Öyleyse bu epistemoloji meselesini biraz daha anlayabileceğimiz, daha net görebileceğimiz bir biçimde efendim pardon daha net görebileceğimiz bir biçimde örneklemek istiyorum. Bunu da müsaadenizle usulün metodolojinin ne olduğuna ilişkin bazı temel kavramları ortaya koyduktan sonra geleneğimizin son derece önemli usullerinden biri olan fıkıh usulünden söz etmek istiyorum ve fıkıh usulü örneği üzerinden de gelecekte umut ettiğimiz epistemolojinin teşekkülünde hadisi konumlandırmamıza imkan sağlayacak şekilde de eğer vakit kalırsa sizi çok yormuş olmasam hadis usulünün mevcut durumundan da söz ederek bir durum tespiti yapmaya çalışacağım. Yani şu andan itibaren konuşacağım hususlar bir durum tespiti sadedinde mevzular olacak. Pardon hem konuşup hem yazarsam böyle yazıyorum bazen özür dilerim. Durum tespiti. Durum tespiti bağlamında usulden söz etmek istiyorum. Birinci adım kavram oluşur. Kavramlar oluşmadan birinci adım kavramlar oluşur. İkinci adım kavramlardan ilkeler oluşur. Benim hadis usulü bir dersimi bu bağlamda dinleyebilirsiniz. İlkeler oluşur. Kavramlardan ilkelere gidilir. İlkelerden, tespit edilen ilkelerden argümanlar geliştirilir. Ve bunlardan usul oluşur. Usul bize bilgiyi Bilgi de bir bilim dalını, ilimi verir. Bir bilim dalı ortaya çıkar. Demek ki bir bilim dalının ortaya çıkmasının atomu kavramdır. Molekülleri adeta tabir yerindeyse ilkelerdir. Cisimleri, kütleleri argümanlardır. Onların birlikteliği usuldür ve bir ilim dalı teşekkül eder. Peki bunların teşekkül edebilmesi açısından böyle bir usulün teşekkülünden söz edeceksek bizim geleneğimizde böyle bir usulün teşekkülünü örnekleyebileceğimiz gerçekten harika bir usulümüz var. Bu da fıkıh usulüdür. Şimdi fıkıh usulünün bu çerçevede neden diğer ilim dallarının usullerine göre daha kamil manada gelişmiş, daha örnek bir usul olduğuna değinmek istiyorum. Çünkü biz yeni bir epistemolojiden bahsedeceksek ve yeni bir epistemolojinin İslami ilimleri tevhidi gibi çok iddialı şeyleri konuşacaksak ve bunlar üzerinden bu yeni epistemolojinin bize İslam'ın adeta çok temelden farklı bir zeminde yeniden bir yorumunu ve dünyaya İslam budur diyecek şekilde bir temsilini ve tebliğini beraberinde getirecekse bizim bu ön bilgilere bu mukaddimeye ait hususları konuşmaya ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Değerli izleyenler konu fıkıh usulü olduğunda bunun iki tane önemli bölümü söz konusudur. Yani fıkıh usulü iki tane önemli alandan oluşur. Birisi ahkamdır, hükümlerdir. Birazdan detaylandıracağım. Diğeri de bu hükümlerin nasıl çıkarılacağına ilişkin istimbattır. Yani hükümlerin çıkarılışıdır. Hükümlerin tespiti yazalım altına her izleyen için kolaylık olsun. Hükümlerin çıkarımı. Bu hükümler nasıl çıkarılıyor? Bunları ilgilendiren bir bölümü vardır. Konu ahkam olduğunda hiç şüphesiz ilk sözü edilecek husus şaridir. Yani hükmü koyan kim? Şari kim? Bu konuda Tereddütsüz Allah'tır. Şari Allah'tır. Madem ki şari bunun da altına farklı bir renkle Türkçelerini de yazalım. Bizi dinleyenlerin herkesin tamamının e, ilahiyatçı olduğu gibi bir genel kabul üzerinden bazen konuşabiliyorum kendimizi derste hissediyoruz. Bizi hoş görün lütfen. Kanun yasa koyucu demek. Yasa koyucu. Evet, kanun kanun ve yasa koyucu. Peki yasa koyucu Allah. Yasa koyucu Allah, şari. Bu yasayı nasıl koyar? Vahiy bu İslam hukuku açısından fıkıh usulünde buna kitap diyoruz. Birazdan istimbadın altında yazacağız. Hüküm çıkarmanın kaynakları konusunda bunu orada ayrıca bir kere daha farklı boyutuyla yazacağız. Allah vahiy yani kitap indirir ve bu hükümlerini de o kitabın içinde vahyin içinde bildirir. Peki vahiy insanlara nasıl ulaşır? Elçi, Rasul Peygamber üzerinden ulaşır. Buna da sünnet hadis diyeceğiz biraz sonra. Evet. Peki Resul'ün tebliğ ettiği kitapla bize gelen hüküm bakın bize gelen bir hüküm var. Allah hüküm koydu. Bunu vahiy ile ve elçisiyle bize bildirdi. Hüküm. Peki yani yasa da diyelim. Yasa. Fıkıh usulünün değerli izleyenler en önemli konularından biri olan dil anlam ilişkisi ki fıkıh usulünün en önemli konularındandır ilişkisi. işte Allah'ın hükümlerinin, yasaların vahideki dilidir. Vahide dile getiriliş biçimidir. Nasıl getiriliyor? Nasıl bir hitap olduğunda ahkam, hükümler e, söz konusu oluyor ve hükümler ne kadardır? Ne kadar hükümler var? İşte haramdan, helaldan, mekruhtan, mübahtan nokta nokta koyalım. Ahkamın çeşitleri nedir? Ne kadar hükümden söz ediyoruz? Hangi hükümlerden söz ediyoruz? Bunların devreye girdiğini görüyoruz. Peki tam da burada hükümlerden ve onun çeşitlerinden söz etmişken farklı renklerle yazarak karışmasını önleyelim. Bu ahkam kimin içindir? Mükellefler içindir. Bu da fıkıh usulünün en önemli bir başka konusu, mükellefler. Yani Allah'ın indirdiği hükümden sorumlu olanlar kimler? Yani bu teklif ehliyeti diyoruz buna. teklif ehliyeti. Kimler harama, helala, mübah'a muhataptırlar? Hangi koşullarda kimler bunlardan sorumlu olur? İşte bu konuyu yaşıyla, cinsiyetiyle, diğer ayrıntılarıyla ele alan Fıkıh usulünün bölümünde mükellefler meselesini görüyoruz ve yani mükellefler konusunun ele alındığını görüyoruz. Dolayısıyla sevgili izleyenler, fıkıh usulünde konu ahkem olduğunda tam anlamıyla e, fıkıh usulü şu resmetmeye çalıştığım bölümlerin her birerini usulün içerisinde büyük bir başarıyla bunun altını çizerek söylüyorum. Çok büyük bir başarıyla bunların tamamını ilgilendiren kavramları yani ıstılah dediğimiz bizim dilde ıstılahları kavramları bunlardan ilkeleri fıkıh usulünün ilkelerini bundan temel argümanları oluşturmuşlar ve fıkıh usulü diye ortaya gerçekten mükemmel diyebileceğimiz anlamda çok önemli bir usul bir metodoloji ortaya koymuşlardır. Daha bitmedi, devamını arz edeceğim. Şimdi aklınıza şöyle bir şey gelebilir. E hocam, sizin de itirafınız ve beyanınız üzerine madem ki fıkıh usulü bu kadar mükemmel, madem ki siz de takdir ediyorsunuz. Öyleyse bunu neden aynen böyle uygulayıp gitmiyoruz da tutturmuşsun bir yeni epistemoloji, yeni metot vesaire deyip duruyorsunuz? Haklı olarak diyebilirsiniz ve sorabilirsiniz. Şimdi bunu yine farklı bir renkle şöyle yazmama müsaade edin. Fıkıh usulü Fıkıh usulü sadece sadece ahkam konularına yönelik özel bir alan usulüdür. Özel bir alan usulüdür. İslami ilimlerin tamamını kapsamaz. Bizim elbette yeni epistemoloji dediğimiz şeyde bu mükemmel geleneğimizin fıkıh usulü tecrübesinden çok büyük oranda yararlanacağız. Çok büyük oranda bize rehber olacak. Ama fıkıh usulü İslami ilimlerin tevhidini ya da İslami ilimlerin arkasındaki epistemolojik akılları tevhid etmeye yetmeyecek kadar özeldir, dardır ve bunu fıkıh usulünden beklemek haksızlık olur. Şimdi konu istimbat olduğunda Allah'ın indirdiği kitabından, Resul'ün mübarek sünnet ve hadisinden bu hükümleri bu haramdır, bu helaldir, bu mübahtır, bu mekruhtur, bu vaciptir, bu farzdır vesaire şeklinde istimbad edecek, çıkaracak kişi kimdir konusuna işte fıkıh usulü tam da müştehitle başlar. Evet. Devreye müştehit girer. Müştehit bizim geleneğimizde ve fıkıh usulü geleneğinde Allah'ın indirdiği ayetleri ahkam açısından yorumlayıp Allah'ın Resulü'nün mübarek örnekliği ve sözlerini de değerlendirerek Müslümanlara, mükelleflere, şunlara, muhataplara şundan şu kadar sorumlusunuz, şundan şöyle sorumlusunuz diye istimbatta bulunacak kişidir müçtehit. İçtihat eden kişi. Konu müştehit olduğunda durum zorunlu olarak içtihat dediğimiz bir hususa gelir. İçtihat müştehidin kanaatidir. zannı galibidir. Dolayısıyla içtihat müştehidin zannı galibi olduğu için her içtihat tabiatı gereği subjektiftir. Onun için farklı mezhepler ortaya çıkabiliyor. Objektif olmadığı için. Çünkü her iştihat müştehide özel subjektif bir karaktere sahiptir. Bu itibarla farklı farklı iştihatların ortaya çıkması doğaldır ve bu zorunlu olarak e, efendim iştihada mesa olan yani konuya iştihat gerektiren hususlarda subjektifliğin ve göreceliğin ortaya çıkması devreye girmesi kaçınılmazdır. Peki madem ki müştehit iştihat edecek İştihad edeceği e, konular ne? Hangi konularda ne kadar iştihad edecek? Müştehidin hareket alanı nedir? Hangi alanda müştehid iştihad yapacak? Fıkıh usulü bunları da belirler. Peki fıkıh usulü, fıkıh usulü bir müştehidin iştihatta bulunacağı alanları belirlerken bu alanlarda iştihad eden bir müştehidin iştihadının kaynaklarını da belirler. İşte edille-i şeriye dediğimiz kaynaklar bunlardır. Yani bir müştehit iştihadında nelere başvurmalıdır? İşte bu sadette yine fıkıh usulü bize gayet net ve açık bir biçimde bir Kur'an'a başvuracak. Zaten o ana kaynaktır. İki, Hazreti Peygamber'in sünnet ve hadisine başvuracak. Üç, Müslüman ülemanın icmana, fikir birliğine başvuracak varsa bu konuyla ilgili. Dört, bu konuda kendi subjektif kıyasını yapacak, akıl yürütecek. Beş, örfe bakacak, geleneği dikkate alacak. Altı, insanların maslahatlarını, çıkarlarını, mekasıdı gözetecek vesaire dünya kadar bir müştehidin iştihatta bulunurken başvuracağı temel kaynaklar söz konusudur ve fıkıh usulü bunları da yine büyük bir başarıyla tüm ıstılah ve kavramlarını ıstılah ve kavramlarını belirlemiştir. Küçük bir fikir vermesi için söylüyorum. Ruhu şad olsun bu mübarek günde onu danalım. Da Ömer Nasuhi Bilmen Hoca Ömer Nasuhi Bilme, Bilmen fıkıh usulünün ıstılahlarını topladığı bir ıstılahat-ı fıkıya kamusu var. Kamus bakın sözlük oluşturmuş. Bendeki baskısı altı cilttir. Altı cilt ıstılahat-ı fıkıya kamusu oluşturmuş. Altı cilt ıstılah. Şimdi altı cilt ıstılahattan söz ediyorsak karşımızda çok harika, çok mükellef, müke, e, mükemmel bir usul ve metodolojiden söz ediyoruz demektir. Değerli izleyenler, bütün bunları niye anlattım? Şunun için. Kendisinden bilgi elde edebileceğimiz bir usul böyle olur demek için. Bakın bu fıkıh usulü bir usuldür. Buradan bilgi çıkar, nitekim çıkmış. Mezheplerde usulde farklılık, ilimde farklılık oluşturur. Kısmi ıstılahlar ve kavramlardaki farklılıklardan doğan ayrılıklarla farklı mezhepler ortaya çıkmış olsa bile ana karakteri itibariyle fıkıh usulü bunlardan oluşur ve bunları ıstılah, kavram, ilke, argüman ve bilgi üretecek yönteme dönüştürmede başarılı olmuştur. Peki bu durumda bizim bu durumda bizim tahtamı yenilemem gerekiyor müsaadenizle. Peki hadis usulünün durumu nedir? sorusunu sormamız. Peki hadis usulünün durumu nedir? Ve bunu biraz konuşmamız gerekiyor. Çünkü Sohbetimin başında zat alilerinize arz etmek için altını çizdiğim husus hadisi tüm İslami ilimlerin yeniden ele alınmasını mümkün kılacak yeni bir epistemolojinin merkezine koymak gibi iddialı bir ifadede bulunmuş olmamdır. Pekala böyle iddialı bir durumda bizim acaba hadis usulünün Mevcut durumu nedir? Bir durum tespiti yapıyoruz ya. Az önce fıkıh usulünden çok kabaca bahsettim. Ve durum tespiti anlamında dedim ki fıkıh usulü kemale ermiş, olgunlaşmış, gerçekten harika bir e, İslami ilimlerde e, usuldür. Ancak dar alanda, özel bir alana sadece ahkama mütalik olduğu için tüm İslami ilimleri şemsesinin altına alma istidadına sahip değildir. Diyerek noktalamaya çalıştım. Peki... Hadis usulü nasıl bir usuldür? Durum tespiti açısından mevcut hadis usulümüzün acaba kaba bir fotoğrafını bu mübarek günde çizmemiz gerekirse karşımıza nasıl bir resim çıkar? Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Hadis usulü dediğimizde hadis ilminin ortaya koyduğu ürünlerinden söz ederek başlayalım. Bir hadis edebiyatı alanımız var. Hadis edebiyatı. Buradaki edebiyattan kastımız literatürdür. Hadis literatürünü kastediyoruz. Hadis alanında yazılmış eserleri kastediyorum. Bir de rivayet bu kitaplarda yer alan rivayetler. Demek ki ana malzememiz rivayettir. Hadis edebiyatı da onun toplandığı yerdir. Eğer az önceki fıkıh usulünü arz ederken altını çizdiğim gibi söyleyecek olursak, hadis usulünün atomu rivayettir. Ana ana malzememiz atom rivayettir. İlim de hadis edebiyatıdır. Şimdi acaba geleneğimizde hadis usulü rivayet malzemesi üzerinden bir çıktı ve sonuç olacak şekilde ortaya koyduğu hadis edebiyatı iliminde gerçekten ne ortaya koymuştur? Ne anlamda böyle bir ilmi ortaya koyabilme istidadına sahip usule sahip olarak bir ilim dalından, bir metodolojiden söz ediyoruz. Bunu arz etmeye çalışacağım. Değerli izleyenler, konu rivayet olduğunda bunun iki tane önemli unsuru var. Biri isnattır. Biri isnattır. Diğeri de metindir. Genel izleyicilerin istifadeleri bakımından İsnadın ne demek olduğuna ilişkin e, çok basit bir şema çizmeme izin vereceğinizi umut ediyorum. Çünkü ilahiyatçı olmayanların da bu sohbetleri dinleyeceğini varsayıyorum. Hazreti Peygamber'in bulunduğu bu birinci karede onun mübarek sözünü sonraki kuşaklara anlatan kişiye sahabi diyoruz ve S harfiyle gösteriyorum bunu. Ondan sonraki kuşağa aktarılan kuşak tabiindir. Tabiin nesli T ile gösteriyorum. Daha sonraki kuşaklara aktarılan e, kuşak tebeyi tabiindir. Bir büyük bir küçük T ile gösteriyorum. Sonraki kuşaklara sadece R harfiyle ravi olduklarını söylemekle yetiniyoruz. Sonra da bundan bir muhaddisin bunları esere dönüştürdüğünü söylüyoruz ve artık karşımızda kitaplar var. Hadis kaynakları, hadis kitapları var. Hadis kitapları oluşuyor. Muhaddisler bu rivayetleri burada topluyor ve hadis kitapları oluşuyor. Değerli izleyenler bu her bir karedeki ravinin, her bir karedeki ravinin hadis usulcüleri çok doğal olarak Hazreti Peygamber'in sahabeden onun tabiine, onun tebeyi tabine, onun sonraki raviye, onun da muhaddise bu rivayeti nakletmesinde muhaddis bu rivayetleri kitabın alması için bunların güvenilir olduğunu kanıtlaması gerekiyor. Bunların güvenilir olması gerekiyor. Bunun için de bir, bir ravinin adil olmasını ki bununla güvenilir olmayı kastediyoruz. İki, hafızasının güçlü yani naklettiği sözü İyi hatırlayıp doğru nakletmiş olması gerekiyor. Buna da zapt sözcüğüyle karşılıyoruz ve zapttır. Bu bir ravinin adil ve zabit oluşuyla ilgili tespitleri araştıran ilim dalına da cerh ve tadil diyoruz. Yani cerh bir ravinin güvenilmezse güvenilmez olduğunu, tadilde güvenilirse güvenilir olduğunu belirleme işlemine verilen bir isimdir. Lütfen bunları detay saymayın çünkü bunlar üzerinden önemli bir şey söyleyeceğim birazdan. Metin de Hazreti Peygamber Efendimizin buyurduğu tırnak içindeki mübarek sözüdür. Buna da metin diyoruz. Zaten kitaplara aktarlanda onun bu mübarek sözü ama bu mübarek söz işte ancak raviler üzerinden ondan ona, ondan ona aktarılarak geliyor ve kitaplarda yer alıyor. Şimdi konu raviler olduğunda kırmızıyla yazmak istiyorum. Konu raviler olduğunda her ravinin güvenilir ve hıfsının hafızasının sağlam olması şartı aranır. Sağlam olması aranır konu söz olduğunda ise bu söz Hazreti Peygamber'e aittir. Şu ravilerin her biri güvenilir ve hafızaları güçlü olursa sahih. Eğer hafızalarında bir problem olursa Hasan genel olarak böyle öğretiliyor. Ben her ne kadar buna katılmasam da bu güvenilirliğinde ve hafızasında sorunlar olursa zayıf. Yalancılar uydurursa buna da uydurma mevzu hadis deniyor. Hazreti Peygamber söylemediği halde ona isnat edilen sözlere bunlar da ilgili kavramlarımız. Toparlamaya çalışacağım. Bu rivayetler bu şekilde geldiğinde bu şekilde geldiğinde hadis kitaplarının oluşumunda üç yol izlenmiştir. Ravilerin adı konulup altına onun rivayetleri sıralanmıştır. Konu belirlenmiştir. Buna aler rical diyoruz. Konuyu tamamen hadis sur dersine çevirmemek için bu tabirleri kullanmıyorum. Genel izleyici rahatsız olabilir. Konu belirlenmiş. Her bir konu altında rivayet konulmuş. Ayrı bir konu daha belirlenmiş rivayetler konulmuş. Buna alele diyoruz. Bir de mix dediğimiz yapılar var, eserler var. Bunda da içinde hem konular var hem de ravilerin rivayetlerinin ele alındığı efendim türler var. Kabaca aşağı yukarı bu üç çeşit üzerinden hadislerin, rivayetlerin toplandığını söyleyebiliriz. Şimdi beni tüm çağdaş muhaddis hadisçi Hocalarım, meslektaşlarım lütfen dinlerler, vakit ayırır, lütfederler, izleme imkanları olursa beni hoş görsünler lütfen. Değerli izleyenler, büyük harflerle yazacağım. Hadis ilmi geleneğinde, geleneğinde bu alanların bu alanların hiçbirinde hiçbirinde hadisçilerin ittifak ettikleri ettikleri birkaç ben kaba olmasın diye sayı vermeyeceğim. Birkaç demekle yetiniyorum. Birkaç ıstılah bile yoktur. Üzgünüm ama böyle bir hadisçi olarak söylüyorum bunu. bırakın ilkeleri ilkelerden argümanları oradan bir tutarlı fıkıh usulünde olduğu gibi bir metodoloji çıkarmayı bana çağdaş hiçbir hadisçi şu kavramlarda muhaddisler erken dönemden onları takip eden diğer dönemlerde dahil üzerinde ittifak etmişler şu kavramlardan tüm muhaddisler aynı şeyi anlıyor diye on kavram sayamaz hiç kimse ama. Bu kadar iddialı söylüyorum. İşte bu nedenle hadis diğer ilim dalları arasında temayüz edememiştir. Bu nedenle bir hadis usulü teşekkür edip tekamül edememiştir. Bu nedenle hala meslektaşlarımızın en ciddi üzerinde konuştukları mesela hala sünnet nedir konuşuyoruz hala. Sünnet bizim en temel kavramlarımızdır ve hala sünnet nedir konuşuyoruz. Ve ben birkaç sene önceydi sünnet kavramını yeniden düşünelim diye Ankara İlahiyat Fakültesi'nin düzenlediği hadis meclisinde sunum yaptım. ve derslerde bunun üzerinde duruyorum. Şimdi değerli izleyenler, hadis dendiğinde, bakın hadis dendiğinde, hadis ilmi dendiğinde, hadis usulü dendiğinde, bunun problemlerini müsaadenizle tespit edeceğim ve önümüzdeki inşallah sohbette bu problemler üzerinden devam ederek Yeni bir epistemolojinin zeminini böyle bir yerden nasıl başlatabileceğimizi, bunun imkan ve sınırlarını sizinle paylaşmaya çalışacağım. Evet. Problemleri hadisçi meslektaşlarımızın ve muhaddis arkadaşlarımızın Geçmiş seleflerimizin, büyüklerimizin bize emanet ettikleri bu mübarek ilim dalının bizden beklediği şeyleri ortaya koyabilmemiz bakımından bu problemleri tespit etmemiz ve bu problemlerin farkında olmamız şarttır. Bir, bu biri yazmadan önce aklıma geldi müsaadenizle paylaşmak istiyorum. Bugün neden İslam dünyasının özellikle de Türkiye'de yaşıyor olduğumuz için burayı konuşalım ülkemizde. Sosyal medyanın, televizyonların en önemli dini polemiklerin, problemlerin, kavgaların koptuğu alan hadistir. Çünkü çünkü biz hadisle meşgul olan uzmanlık alanı hadis olan ilim ehlinin böyle bir zemine imkan sağladığımızı düşünüyorum. Bu meseleleri öğrettiğimiz ilahiyat öğrencilerden, öğrencilerinden ve akademik kariyer yaptırdığımız yüksek lisans, doktora ve doçentlik çalışmalarına danışmanlık yaptığımız akademisyenlere kadar bir usul birliğimiz, bir ıstılah birliğimiz, bir lisan bir dil birliğimiz söz konusu olmadığı için doğal olarak hem ilahiyat alanına mensup akademisyenler ve hocalar arasında problemler ortaya çıkıyor hem de halk arasında. Sebep ne? Birinci problem daha isimle ilgili. Daha başta daha baştan isim hatalı. İsim hatalı olduğu için isim hatalı olduğu için kıyamet de tam da burada kopuyor. İsim hatalı. Neden? Dikkat buyurunuz lütfen hadis ilmi değil. Çünkü hadis dendiğinde konunun uzmanı belki buna farklı şeyler söyleyecek ama mesele sadece konunun uzmanlığı ya da uzmanlık mevzu değil ki halkımız, insanımız akşama kadar rivayetle vesaire hadiste ilgileniyor. Konuşuyor, tartışıyor. O halde bunları bizim netleştirmemiz lazım. Çünkü insanlar hadis denilince Bundan Hazreti Peygamber'in sözünü anlıyor. Onun mübarek sözünü anlıyor. Siz i̇şte diyeceksiniz ki başka ne anlasın hocam? Haklısınız. Başka anlamasın zaten. Hazreti Peygamber'in sözünü anlasın. Ama buna hadis demesin. Çünkü bakın bu önemli bir şey. Neden? Çünkü bu kırmızıyla yazacağım. Bu rivayettir. Önce adını değiştirmemiz lazım bizim hadis ilmi değil rivayet ilmi den söz ediyoruz. Peki bu neden önemli? Çünkü bir kere herkes şunu fark etmeli ki biz Hazreti Peygamber'in sözünü konuşmuyoruz. Çünkü onun sözünü bilmiyoruz. Yukarıda işte hemen hemen göstereyim müsaadenizle. Bakın gördüğünüz gibi Hazreti Peygamber'den muhaddise kadar kaç nesilden ondan ona ondan ona aktarılarak gelmiş. İşte bu ondan ona ondan ona aktarıldığında Hazreti Peygamber'in mübarek sözü artık onun sözü değil. Bu bir rivayettir. Rivayettir. Peki rivayet olduğunda ne olur bir söz? Rivayet olduğunda ne olur? Bu Hazreti Peygambere ait de olabilir. Olabilir. Hazreti Peygambere ait olmaya da bilir. Hazreti Peygamber'e ait olmaya da bilir. Öyleyse öncelikle bizim şurada yine yukarı çıkmama izin verin lütfen. Şurada şurada hangi türden yazılmış olursa olsun hadis edebiyatı olarak gördüğümüz şu kitapların içerisinde yer alanların tamamı rivayettir. Tamamı rivayettir. Öyleyse biz rivayeti konuşuyoruz. Hazreti Peygamber'in sözü değil. Peki en nihayet diyelim ki biz bu rivayetin Hazreti Peygamber'e ait olabileceğine karar verdik. Bizden önceki muhaddis verdi ya da biz öyle bir karar verdiğimizi varsayalım. Sonuçta bu bu rivayetin Hazreti Peygamber'e ait olabileceğine dair bir iştihattır, bir karardır. Yani en nihayetinde kaynaklarımızda yer alan rivayetlerin Hazreti Peygamber'e ait oluşuna buna isterse Buhari karar versin olsun Rahimehullah isterse Müslim karar versin, isterse diğerleri versin, kim verirse versin sonuçta bu bir iştihattır ve asla yüzde yüz Hazreti Peygamber'e ait oluşunu ifade etmez. Hiçbir biçimde etmez. Bir kere öncelikle Öncelikle hadis ilminin bir rivayet ilmi olduğunu. Dolayısıyla bir rivayet ilmi olması nedeniyle de nedeniyle de tartışmaya konu olan, irdelemeye konu olan şeyin Hazreti Peygamber'in sözü değil, Hazreti Peygamber'in sözü olma ihtimali bulunan rivayet olduğunun bir kere farkında olmamız gerekiyor. Çünkü biz bunların hiçbirisinin Hazreti Peygamber'e ait olduğundan emin değiliz. Benim naç yapmaya çalıştım bu sohbetlerimin bundan sonraki 3 4 5 ne kadar sürebilir bilmiyorum. Bundan sonraki bölümlerinde zaten konuyu önemli kılacak olan da bu. Bunlardan nasıl emin olacağız? Burada ne olacak da biz bunu İslami ilimlerin tümünü kapsayacak bir yeni epistemolojinin zemininde kullanabileceğimiz bir şeye dönüştüreceğiz. Buna ihtiyaç var. Bu zorunluluktur diyorum. Neden? Çünkü peygambersiz, Hazreti Muhammed'siz bir İslam olmayacağı gibi rivayetler olmadan, hadis rivayetleri dediğimiz rivayetler olmadan da bir İslami ilimler olamaz. İslami ilimlerin epistemolojisinden falan söz edemeyiz. Bu sorunu çözmek zorundayız. Tüm meslektaşlarımıza hürmet ve saygıyla arz ediyorum. Bu sorun bizim sorunumuzdur. Hadisçiler olarak en başta bunu çözmek zorundayız. Başka hiçbir çıkar yolumuz yoktur. Dolayısıyla isimlendirmemiz hatalı. İsimlendirmemiz hatalı. İki, kavramlar hatalı kavram. Bunlar bir usulün atomlarıdır. Kavramlar sorunlu. Bir kavramdan aynı alana, aynı bilim dalına ait ilim insanları farklı şey anlar mı? Istilah demek, kavram demek o ilim dalına mensup en azından uzmanların aynı anlamı anladıkları sözcükler, ıstılahlar demektir. E, bugün ve dün daha önce geçmişte kavramlardan herkes aynı şeyi anlamıyor. Peki kavramlarda birlik olmazsa nasıl ilkelere gidebiliriz? İlkelerde birlik olmazsa nasıl buradan Temel argümanlar ve buradan bir usul, bir yöntem geliştirebiliriz. Örneğin bizim hadis usulünün en önemli konularından birisi bir örnek vermek istiyorum. Örnek, en önemli konulardan birisi. Örnek, say hadisin tanımı, say hadis. Değerli izleyenler, bu bizim hadis usulünün en önemli konusudur. Geçmişten beri en önemli konusudur. Bakın. Sahih hadisin tanımı ifadesi bir usul içinde kullanılamaz. Çünkü hadis Hazreti Peygamber'in mübarek sözünün adıdır. Zaten bir söz Hazreti Peygamber'e ait olursa onun sahihliği veya gayri sahilliğinden söz edemeyiz. Biz zaten Hazreti Peygamber'in sözü, onun sözüdür diye aktarılanın ona ait olup olmadığından bahsediyoruz. O halde bu hadis değil, rivayettir. Sahih rivayeti tanımlamaya çalışmamız lazım. Sahih rivayet nedir? Bir rivayet sahih olduğunda ne olur? Bu rivayet sahiptir dedi Buhari. Ne olur? Bakın iştihaden. İştihaden Hazreti Peygamber'e ait bir söz olarak, hadis olarak nakledilebilir. Ama iştihaden bakın. Yine de bir muhaddisin, bir otoritenin kararıdır. Onun hadis oluşunun ana zemini bir otoritenin bu rivayet peygambere ait olabilir hükmü ve kararından ibarettir. Daha ötesi değil. Dolayısıyla tüm kavramlarımızın yeniden bir bütün oluşturacak şekilde az önce fıkıh usulünü size resmetmeye çalışırken kabaca el almaya çalıştığım bölümlerin arasında asla bir uyumsuzluk söz konusu değildir. Asla bir kavram çatışmasını göremezsiniz fıkıh usulü içinde. Hepsi çok oturmuştur. Ama bizim hadis alanına geldiğinizde hadis usulünün kavramlarında bir ittifakımız yok. Onlardan üretilecek, üretilmiş olan ilkeler konusunda bir efendim birliğimiz yok. Üç 3 3 Temel ilkeler Hadis usulünün temel ilkeleri nedir? Ki bize bu temel ilkeler bizi usule götürecek. Usul de bizi bilgiye götürecek hadis usulünün bize sunduğu ilkeler ve onun getireceği bilgine nasıl bir bilgiye ulaşacağız? Bu rivayetlerin bilgi değeri nedir? Elimizde şuraya resmetmek istiyorum bu boşluk alana müsaadenizle. Şu boşluk alana. Elimizde Buhari'nin eseri Müslimin eseri. Ebu Davud'un eseri ve eserler var. Peki bu eserlerin içinde yer alan rivayetlerin hem bizatihi A B C bunların kendi içinde bilgi değeri nedir? Bilgi değeri birbirlerine görece bilgi değeri nedir? Bunların hiçbirisi bizim hadis usulü geleneğinde yeterince el alınarak sonuca bağlanmış değildir. Bunu bırakalım. Bunu bırakalım. Bakın. Bu eserlerin isimlerinde bile isimlerinde bile bir ittifakın olmadığını görüyoruz. Bu eserlerin kaynaklarda kiminin adı camidir? Aynı cami denen adı sünen musannef, müsned vesaire isimleriyle tam bir karışıklık içerisinde kaynaklarımızın hadis literatürünün adında bile henüz eserlerin içerikleriyle ilişkilendirilerek cami dediğimizde şu, sünen dediğimizde bu, musannef dediğimizde bu, müsned dediğimizde şudur diyebileceğimiz bir netlik söz konusu olamamıştır. Yukarıya çıkıyorum. Kavramlar üzerinden konuşuyorum. Ravilerin cerh ve tadilleriyle ilişkin. Bir ravinin güvenilmez olduğu yani mecruh olduğunda bununla ilgili hangi sözcükler kavramlar kullanılır? Adil olduğunda güvenilir olduğunda hangi sözcükler kullanılır? Neredeyse yüze yakın kavramlarımız vardır. Peki bu kavramlardan X kavramına tekabül eden kaç ravi adı sayabiliriz tabakat kitaplarımızda, rical kitaplarımızda? Bunlar tasnif edilememiştir. Rical kaynaklarımız, tabakat kitaplarımız, ravilerin güvendir olup olmamalarına ilişkin bilgileri ihtiva eden o devasa biyografi kitaplarımızın içinde yer alan isimlerin hiçbirisi kategorize edilememiş ve bugüne kadar şunlar güvenilirdir, şunlar şöyledir denilememiştir. En son bu konuda Elbani Merhum, Şuayb Arnavut merhum bu konuda makamları cennet olsun çok büyük mesai sarf etmişlerdir ve konu bütün ağırlığıyla bizlerin ve bizim yetiştireceğimiz genç muhaddislerin omuzunda hala ağırlığını hissettirerek bana sahip çıkın diye bizden himmet beklemektedir. Dolayısıyla temel ilkeler ve bunların usule yansıması Rivayete ait temel ilkeler, edebiyata ait temel ilkeler, bilgi değerine ilişkin temel ilkeler. Bunları yeniden belirlememiz gerekiyor. Şimdi hocam, iyi güzel de madem bu kadar belirsizliklerin, bu kadar efendim karmaşıklıkların söz konusu olduğu bir alanı nasıl oluyor da temel İslam bilimlerinin ortak metodolojisinin epistemolojisinin zeminine koymayı öneriyorsunuz. Evet, bunun cevabını önümüzdeki hafta vermeye çalışacağım ama şu kadarını söylemek istiyorum ve bu kaldığımız yerden müsaadenizle inşallah önümüzdeki hafta devam edeceğim. Değerli izleyenler Hadis usulü Hadis usulü usulü yeni bir usul olarak inşa edilmeye inşa edilmeye edilmeye en müsait alandır çünkü, çünkü kemale erdiği için fıkı usulüne dokunmak çok zordur da zaten neredeyse dokunulmamış gibi duruyor, dağınık malzemeler halinde duruyor olan farklı malzemeler halinde duruyor olan şu karmaşıklığı inşa daha kolaydır düzenliliği bulunan, insicamı bulunan şeye dokunmak zordur. Orada bir kavrama bile dokunmak deprem etkisi yapabilir. Fıkıh usulünde, kısmen kelamda öyledir. Ama hadis usulünde zaten istediğiniz yere, istediğiniz gibi dokunmaya hala müsait çok uygun bir zemin var. İşte ben önümüzdeki sohbetimden itibaren inşallah bu konuları çok da fazla e, akademik boyuta çekmeden ki bunların akademik efendim tahlillerini yine akademik e, anlamda gerektirdiği ölçüde detaylandırarak ve tahlil ederek lisansüstü rehberlik derslerimde bunları farklı yönleriyle işlemeyi düşünüyorum. Bu genel sohbetler bakımından en azından bu manada siz değerli izleyenlerimizin hadis üzerinden kıyametlerin koptuğu bir ülkede yaşarken acaba ne kadar bu konuda bu kıyametler haklı ve doğru kopuyor? Neden bu konuda uzman olan ilahiyatçıların üçü bir araya gelip aynı şeyi söyleyemiyor? Aynı görüşte birleşemiyor? Neden herkes konu hadis olduğunda farklı farklı şeyler söylüyor? Bu neden acaba sorusunun cevabı olabilir mi diye bu düşüncelerimi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Kısmen bu konuşmamın az evvel ifade etmeye çalıştığım sorunların çözümüne dair size bir perspektif sunacağını umuyorum. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde yapacağımız bunun devamı olan sohbetlerle özellikle hadislerin tartışmaya konu edilmesi bağlamında yine hadislerin daha doğrusu benim önerimle rivayetlerin küçümsenmesi, reddedilmesi, önemsenmemesi ve giderek yaygınlık kazanıyor gibi görünen bu rivayetler başımızı ağrıtıyor. Bunlardan vazgeçelim. Kuranla yetinelim şeklinde argümanların seslendirilmesi bu konuları daha da önemli kılıyor ve önemli kılacak gibi de görünüyor. Son olarak bir cümle söyleyerek e, konuşmalarımı tamamlamak istiyorum. Bütün problemlerine rağmen, bütün sorunlarına rağmen hadis rivayetleri İslami ilimler için bir zorunluluktur. Hadis rivayetleri olmaksızın bir İslami ilimden söz edemeyiz. İslami ilimler bir bütün halinde mübarek dinimiz İslam'ı günümüz insanına tebliğ edecek, temsil edecek ve sunulacaksa bunun ana zemininde rivayetlerin yer alması kaçınılmazdır. Madem ki bu kadar önemli rivayetler ve kaçınılmazdır. O halde biz de bu kaçınılmaz olan rivayetlerin bu zeminin neresinde nasıl yer alabileceğini alması gerektiğini inşallah önümüzdeki hafta sohbetimizde ele alarak bu konuşmalara devam edelim efendim. Tekrar gecenizin mübarek olmasını, feyzinin ve bereketinin bol olmasını Yüce Mevla'dan dileyerek hepinize hürmetlerimi, muhabbetlerimi arz ediyorum efendim. Sağlıcakla kalınız.